Münafık yancıdır yani. Önce yancılık olarak yanaşır. Çıkar için, şöhret için yaklaşır. Kendini tanıtmak, öne geçmek, üstün olmak için yaklaşır. Müminlerin bulunduğu topluluğu böyle çıkar amaçlı kullanabileceğini düşünür. Ama uzun aylar, yıllar içerisinde yerini daha iyi oturtabilmek için de o oyunlarına, o düzenlerine devam eder. O karanlık ruhlarla zaten müminlerin içinde yaşıyor ama müminlerin gücünü artıran çok önemli bir figürdür münafık. Çok önemlidir. Yani münafık mümine müthiş heyecan verir, müthiş şevk verir, azmini artırır, gücünü artırır, güce olan talep daha da çoğalır. Mesela müminin zenginliği daha artar, gücü daha artar. Çünkü madem münafığı kızdırıyor, değil mi? Mümin o zaman onu kızdırmak için ve Allah'ın rızasını kazanmak için daha güçlü ataklar yapmaya başlar. Yani monotonluk kalkar, meskenet kalkar. Mümini uyandıran, şevklendiren en mühim nedenlerden biridir. Yani münafığın etki gücü kadar hiçbir güç yoktur. Yani Allah'ın verdiği güç olarak. En çok münafık Müslümanı heyecanlandırır, şevklendirir. Mesela ne bileyim kitaplar yazılmasına vesile olur, daha zenginliğe vesile olur, daha gösterişli faaliyetlere vesile olur, atan hızlanmasına vesile olur, daha teknik ve akılcı düşünmelerine sebep olur. Meskenet ve ataleti tamamen siler münafık. Öbür türlü çünkü küfür kendini açıkça belli ettiği için ve etkisi zayıf olduğu için mümin küfürle mücadelesi daha sakin ve daha zayıf olabilir. Ama münafık olduğunda gücü tavan yapmış oluyor. Yani akıl almaz atağa geçer. Çünkü çok vahim bir bela yani. Değil mi? Böyle grip gibi, nezle gibi değil yani. Kanser gibi bir illet olduğu için vücut bünye muazzam bir atağa geçer. Ve bütün imkanlarıyla o pisliği, o korkunç karanlığı delecek, her türlü tedbiri alır. O tedbir alırken de sevabı çok yüksek olur. Münafığın mümine sevap verme gücü, vesile olma gücü çok çok yüksektir. Mesela küfürün birse münafığın milyondur. Öyle düşünün. Bazen bu oranlar çok çok artar. Duruma göre, münafığın atağına göre çok artar. Münafık tabii ki bir şeytanı destastır. Şeytanla iç içe olmuş, şeytanın vücudunu kapladığı bir mahluktur. Ve ruhu sürekli anarşi içindedir. Kendini tanıtmak, kendini ünlü yapmak, güç sahibi yapmak münafığın en büyük hedeflerindendir. O yüzden münafık, Müslümanları hep ekarte etmek ister, öne geçmek ister. O yüzden de hep peygamberi hedef alır. Tarihçide münafıklar birinci derecede peygamberi hedef aldıklarını görüyoruz. Sonra müminleri hedef alır. Yani önemli görmediği kişileri hedef almaz münafık. Onun seçtiği bir liste vardır. En başta peygamber, sonra sahabelerin ileri gelenleri. Ama bir veli ise mesela o veli olan kişi ve veli olan kişiye en yakın olan kişiler, en güvendiği kişiler, onları doğrudan hedef alır münafık. Yani önemsiz gördüğü kişileri öne hedef almaz münafık. Münafığın bir seçme yeteneği vardır. Yani saldırma yeteneği, hayvan kendince böyle bir şeye düşkünlük göstertir. Münafık da saldırıda düşkünlük gösterdiği kişiler, güçlü gördüğü kişilerdir. Münafıklar gözde görülür güce çok önem verirler. Nerede güç görürse o tarafa döner. Mesela Samiri neyi kafayı takmış? Mısır firavununun gücüne, ama en çok dikkatini çekeni biliyor musun? Onun altınları. Altın gücü. Onun için oradan Mısırlılardan topladıkları altınlar, yani orada işte satın aldıkları altınlar Müslümanların yanındaydı. Onların hepsini getirtirdi Samiri. Kocaman dev bir buzağı heykeli yaptı altından. O altına olan hayranlığından düşkünlüğünden, mala olan düşkünlüğünden. Sonra da markaya olan düşkünlüğü. Yani o sükse onun için çok hayati oluyor. Yani o firavunun meydana getirdiği stil, o kültür, yani o kültür markası onun için çok önemliydi. Yoksa o
buzağıyla işi olduğundan ya buzağa hiç bir şekilde önem vermez o. Güler geçer. Fakat buzağının temsil ettiği küfür ahlakı, zulüm ahlakı onun için çok önemliydi.